Günün raporunda konuğum Ömer Fethi Gürer ve tarımı konuşacağız. Ne yazık ki çökmüş bir tarım politikası. Ülkede bir sürü sıkıntı. Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında şunları söyledi tabii. Bunu soracağız Sayın Gürer'e. Buğday ithalatına 1 milyar 296 milyon dolar para ödedik. Ocak ile Ağustos arasında. Mısır'a ödediğimiz para 557 milyon dolar, ayçiçeğine 349 milyon dolar ödedik. Pamuk ithal ediyoruz diyor ve Türkiye'nin tam bir borç batağına girdiğini diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısıydı bu. Bununla ilgili bazı detaylar var, onları da biraz sonra konuşacağız. Ama öncelikle Sayın Vekilime hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sayın Güler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tabii şey çok önemli. Parlamentoda böyle... sembolik milletvekilleri vardır. Mesela Ensar Öğüt bir dönem hayvancılıkla ilgili inanılmaz çalışkan bir milletvekiliydi. Evet. Kamyonet kasasında gübre getirirdi. Hatta bir kamyonet kasasında bir gün tosun getirdi. Yani mecliste. Getirdi ve çiftçinin sorunlarını gündeme getirirdi. Mesela Mehmet Yıldırım vardı, Kastamonu milletvekili, sarımsak getirirdi. Evet. Bölgesinin Taşköprü'den ibaret olan sarımsak olayını Çin sarımsağına karşı bir mücadelesini anlatırdı. Sizin de böyle bir özelliğiniz oldu. Yani tarım deyince, tarım politikaları deyince parlamentoda bakın iktidar muhalefet dahil. Evet. Tek milletvekili sizsiniz. Bu konuda çaba gösteren. Şimdi rakamlar var önünde. Ya gerçekten Türkiye'nin, siz daha iyi biliyorsunuz bu rakamları. Onu dinleyeceğiz sizden şimdi. Tarım ithalatına ayırdığı para inanılmaz boyutta. Evet. 2002 yılında Türkiye kendisine yeten dünyada 7 ülkeden biri. Tarım anlamında 7 ülkeden biriydi. Evet. Bu bir slogan haline geldi daha sonra. Ama doğruydu. Bugün yaklaşık 180 milyar dolardan bahsediyorlar. Son 12-13 yıldaki toplam ithalatta. Evet. Nedir bu durumumuz? Öncelikle bu millet aç kalmak üzere mi? Bunun farkına varsın mı? Sadece şimdi, ekonomik kriz değil mi? Bunun başka bir boyutu da var mı? Buyurun. Evet, tabii bunun başka bir boyutu var. Öncelikle Adalet Kalkınma Partisi'nin 18 yılda uyguladığı tarım politikaları Türkiye tarımını bitirme noktasına getirdi. Neden? Çünkü sürekli değişen, bakana göre de her politikanın yenilendiği bir süreç yaşıyoruz. Amaç ne burada? Üretici ürünü ucuza mal etmeli, tüketici ucuza ürün alabilmeli. Bu sistemin oluşturulması gerekiyor. Ne yazık ki kırsala gereken değerler verilmediği için kırsalda yoğun bir göç oluşması sonucu kırsal boşaldı. Köylerde nüfus azaldı. Böyle olunca tarımda üretim kırsalda düştü. Aile tipi işletmelere yeterli destek verilmedi. Büyük işletmelerle sorunun çözüleceği sanıldı. Bu bugünün sorununda değil. 1990'larda başlayan Avrupa'da ve farklı ülkeler örnek alınarak geliştirmeye çalışılan modellerin deneme yanılma yöntemiyle bugüne ermesi oldu. Esasında Türkiye gibi ülkelerde aile tipi işletmelerin mutlaka desteklenmesi ve korunması gerekiyordu. Böylece kırsaldan göçü de engellemiş olacaktınız ve oradaki insan ürettiğinin karşılığını aldığında kırsalı da hem geliştirecektiniz hem tarımınızı koruyacaktınız. 4,5 milyon hektara yakın tarım arazisi son 30 yılda azalan bir ülkede yaşıyoruz şu an. Yani ekim alanlarımız daralıyor. Buğdayda ekim alanımız daraldı. Verimli, daha farklı buğday kullanıldığı için verim alanı, ürün düşmedi. Ama esas olan şu, tarımda yapılması gerekli olan üreticinin korunması. Girdi fiyatlarımız çok yüksek. Bakınız tohum ithal, gübre ithal, ilaç ithal. Bunun yanı sıra mazot pahalı, bunu elektrik pahalı. Elektriğin diyeceksiniz ki tarımdaki etkisi ne? Elektriğin tarımda etkisi bütün ürünlerde en önemli girdilerden birisi. Nedeni yer altından su çıkarıyorsunuz. Yer altında çıkardığınız sulama suyuyla araziyi suluyorsunuz. Bunun için doğru
gittim. Erzincan'a gittim, Niğde'ye gittim. Her bölgenin ayrı sorunu var. Trakya'ya gittiğimde çeltik üreticileri hemen geldiler. Dediler ki çeltikte para kazanamıyoruz. Ama biz çeltiği biliyorsunuz ithal ediyoruz. Daha doğrusu siz başlarken söylediğiniz zaman Türkiye'nin ithal etmediği ürün kalmadı. Mercimeğe ithal ediyoruz. Bir dönem Türkiye'de en fazla o ürün olduğu varlığı nedeniyle herkese öğretim üyelerini yiyin diye tavsiye ettikleri. Protein et yerine mercimek yiyin diye. Mercimek onu bile ithal ettik. Bu ülkede hakikaten eldeki mercimek, Türkiye Mahsuller, Türk Mahsuller Ofisi'nin elinde kalan mercimeği millete fazla protein diye. Çünkü mercimek elimizde. Ne kadar mercimek ithalatımız? Rakam olarak bilginiz var mı? Rakam olarak mercimek değil de diğerlerini vereyim. Buyurun. Çünkü bunlar şöyle, bu rakamların tamamı bana bakanların verdiği yanıt. Buyurun. Türkiye resmi istatistik programı kapsamında bitkisel yağ ithalatı toplam 4 milyar 29 milyon 277 bin kilogram gerçekleşmiş. 2015 ve 2016 yıllarında. Yani bitkisel yağ dediğiniz pamuk ve ayçiçeği. Oysa Türkiye'de ekim alanlarını genişletebilme olanağı olduğu bir ürün. Bunu ithal etmişiz. Keza yani peki ithal gıdaya ödediğimiz parayı söyleyeyim. Türkiye'de yağ, yani niye ithal edelim ya, ben bunu anlamadım şimdi. Bakın burada ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Çukurbelik tarafından 2018'de 45 randıman pamuğa 4 lira 60 kuruş verdiler. Bu yıl 3 lira ile 3,5 lira arasında satış yapılıyor. Evet. Gübreye, ilaca, elektriğe zam geldi. %60 ile %20 arasında pamuk üreticisinin ürünü düştü. O zaman ne yapacaksın kardeşim? O zaman şapka önüne koyup düşüreceksin. Seni bu hale kim getirdiyse seçimler gelecek, gideceksin, oyunu kullanacaksın. Bir de pamuk üreticisine desteği de zamanında vermediler. Şimdi Çukurova'da, Urfa'da, Ege'de pamuk biliyorsunuz Türkiye'de daha yaygın ekimi sağlanıyordu. Bunların döneminde pamuk düştü çünkü Amerika'dan pamuk ithal ediyoruz. Ama şimdi Mısır'dan geliyor. Son dönemde desteklemeleri şöyle yapıyorlar. Hasat zamanı ödüyorlar. Oysa esas destekleme ürünü ekerken lazım. Ayçiçeğinde, pamukta. Rakamlar var mı sayın? Şimdi bakınız, gümrük tarife istatistik pozisyonu 1 ile 22 fasıla dediği anlattığı olayda 12 milyar dolarlık 17 milyon 628 bin 768 kilogram gıda ürünü ithal edilmiş. Bu da bakanın resmi cevabı. Gıda ürünü dediği tahıl. Yani karışık. İthalatla ilgili rakamlar. 12 milyar dolar mı dediniz? Tekrar söyleyeyim. 12 milyar yok. 12 milyar 208 milyon 279 bin dolar. Hangi tarihler arasında? Bu rakam 2016-2017. Bir yılda sadece evet, bizim gıdaya verilen para. Anadolu topraklarında yetiştirmeyi beceremeyip yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler. Yunan çiftçisine, Amerikan çiftçisine, Mısır çiftçisine. İçinde aklınıza gene her şey var onun. Buyurun. Saman da ithal edildi ya o dönemde. Bakınız gübre. Gübreyi biz Amerika'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan alıyoruz. Bu rakamlar yalnız yeni bakanların rakamları değil. Bir önceki bakanlar niye? Onlar sorduğumuz sorulara cevap veriyoruz. Şimdiki bakanlar diyorlar ki dış ticaretle ilgili veriler gizlidir. Onu vermiyorlar. Rakamsal olarak da TÜİK'e bakın diyorlar. TÜİK'te de güncel rakamlar bulmak zor. Gene bu 2015-2017 aralığında 12 milyon kilogram gübre getirmiş Türkiye'ye 3 milyar 434 milyon 197 bin dolar para ödemişiz gübreye. Bakınız gene bakan yanıtı. Şimdi, Sayın Vekilim bir dakika, burada çok önemli bir şey söylediniz siz. Çok önemli. Şimdiki bakanlar dediniz milletvekillerinin soru önergelerine yanıt vermiyor. Bizdeki rakamlar geçmiş dönemlerden kalma. Şimdiki bakanlar TÜİK'e gidin, yani istatistik kurumuna gidin diyorlar. Onların rakamları da aldatmalı rakamlar. Alamıyorsunuz. Bakın Türkiye'yi nasıl kör ve sağır ettiler, görüyor evet musunuz? Bakın, çok acı bir şey bu. Geçenlerde tarımla ilgili bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı bizim dönemimizde traktör bakın nasıl var falan diyordu ya. Ben onunla ilgili de soru sormuştum. 2011-2018 aralığında 173.062 de traktör ithal etmişiz. Oysa ben bir traktör fabrikasında 1980'den sonra müdürlük yapıyordum. Enter kapandığı için söyleyebilirim. Onun dışında Uzel vardı. Şimdi işçilere kıdem tazminatı ödemediği için perişan olan Türkiye kendi kendine yeten traktörü var. Çünkü traktör var. Koç'un çok büyük şimdi bir yatırımdır. Şimdi traktör ithal ediyoruz. Nasıl oluyor bu şimdi, peki? Veriler bunlar bakanların yanıtları. Bakınız 2017-2018 yıllarında 1 milyar 137 milyon dolar değerinde 568.773 kilogram tohum ithal etmişiz. İsrail'den mi? Karışık.
farklı. Tarım ilacı ithalatı keza gene 2017 verilerine göre 371 milyon dolar 56.507 kilogram tarım ilacı. Süt tozu. Türkiye yapmayın biliyorsunuz ya. Süt bu çok nedeniyle ağır bir, şey bir artıya geçtiği halde 2017 verilerine göre 270.210 kilogram 1 milyar 135 milyon değerinde süt tozu ithal etmişiz. Dolar değil mi bu? Evet. Şimdi bakınız bu verilerin hepsi bizlere bakanların verdiği veriler. Ama daha acı bir şey söyleyeyim. Buyurun. Pancar nedeniyle Türkiye'de büyük bir oyun oynandı biliyorsunuz. Sentetik tatlandırıcıların gıdada kullanımı yasak. Sayıştay raporlarında sentetik tatlandırıcıların gıdada kullanıldığı belirtiliyor. Pancar ekim alanları daranıyor. Pancar özelleştikten sonra çiftçinin pancardan para kazanması daraldığı için bu yıl ekim alanları daraldı. O anlamda da ciddi bir sorun var. Nişasta bazlı şurubun dışında sentetik tatlandırıcıyla 1 kilogramı 8 bin kilogram şekere denk gelen tatlandırıcı kullanıp insan sağlığıyla oynanıyor. Bütün bunlar yanlış tarım politikalarının yani uygulamalarının yansıması. Yani pancar şekeri artık yok değil mi? Evet. Bundan daha vahim bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bu da belgeli olduğu için paylaşacağım sizinle yine. Bakınız. Tarım Kredi Kooperatifi ülke genelinde 36.473 yerleşim yerinde 1625 birim kooperatifi ve 199 hizmet bürosu ile çiftçilerimize hizmet veriyor. Tarım Kredi Kooperatifi genç çiftçi projesine, düve projesine, okul üzüm projesi gibi projeleri de destekliyor. Kanuni takip hesabında borcu bulunan ortak sayısı 11.911. İcra takibi yapılan 7.531. Kooperatif vasıtasıyla 83 bin adet büyükbaş, 236 bin de küçükbaş hayvan vermiş çiftçiye ve 2018 tarihiyle itibariyle borcu ertelenen ortak sayısı da 14.287. Şimdi adı ne bunun? Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Peki bunu bakanlık burada ne diye tanımlıyor? Bakın onunla ilgili Sayın Bakan'ın cevabını okuyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri. Tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından düşük faizli tarımsal kredi kullandırılacak kişiler arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla banka tarafından tarımsal üretim yapan üreticilere kullandırılan krediler uygulanan faiz oranları tarım kredi kooperatifine uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu ne demek biliyor musunuz? Çiftçi bitti mi diyor ya? Bu ne demek? Şimdi çiftçiye tarım kredi kooperatifi para veriyor, kredi veriyor. Bakanlar Kurulu kararıyla faiz %8'i geçemez diye bir karar almış. Sen Ziraat Bankası'ndan verdiğin krediyi tarım kredi kooperatifine ticari işletme kredisi olarak veriyorsun. Tarım kredi kooperatifi de bu durumda kendisinin maliyeti arttığı için %8 çiftçiye kredi faizi uyguluyor ama kaynak kullanım bedeli diye %16-17'de çiftçiden faiz alıp normal koşullarda çiftçiden alması gereken %8 faizin üstüne %23-24 faiz alıyor. Böylece çiftçi ucuz kredi aldığını sanarak gittiği tarım kredi kooperatifinden pahalı kredi alıyor. Bu da ödemesine yansıyor. Dün yine aradılar tarım kredi kooperatifine borçlarım ödeyemediğim için perişanım diye insanlar bizleri arıyor. Bakınız öyle ilginç olaylar yaşıyoruz. Aksaray'a gidiyorsunuz. Çerezlik ayçiçeği. Çerezlik ayçiçeği nereden geliyor biliyor musunuz Fatih Bey? Çin'den geliyor. Peki Çin'den gelen çerezlik ayçiçeği Türkiye'de kaça satılıyor? 20 liraya satılıyor. Yerli ayçiçeği kaç liraya satılıyor? 10 liraya satılıyor. O zaman niye biz Çin'den ithal ayçiçeği getiriyoruz? Yerli ayçiçeğimiz 10 lira. Kuru yemişçilerde bile gidiyorsunuz o siyah iri Çin ayçiçeği. Hibrit bizim tohum. Beyaz açık renkte olan ama daha sağlıklı, daha lezzetli olan Türk ayçiçeği. Peki Türkiye ya bildiğimiz maçlarda bile yenen sokakta, parklarda bizim halkımızın genel alışkanlığı çekirdeği bile artık Çin'den mi ithal ediyor? Kesinlikle Çin'den ithal etmenin dışında şunu söyleyeyim. Biz de o tohumu getirip niye ekmiyoruz? Biz çerezlik ayçiçeğinin o tohumunu ekelim. Niye Çin'e o parayı veriyoruz? Ve niye 20 lira ithalat niye yapılıyor Türkiye'de? Fiyatı dengelemek için yapılıyor değil mi? Ama şimdi Çin ayçiçeği 20 lira kilosu, Türk ayçiçeği 10 lira.
O zaman niye Çin'den Haçlı'ya getiriyoruz? Kim kazanıyor bundan parayı? Tabii ben gezdiğim yerlerde gördüklerimi biraz sizle de paylaşayım. Mesela kavun karpuzu şu an tallada hayvanlar yiyor. Alan yok. Tüccar gelmediği için kavun karpuz tallada kaldı. Domatesin iyiydi de 10 kuruşa satamamışlar. Geçen yıl domates pahalıydı. Şu anda 10 kuruşa satılamıyor, tallada kalmış. Gittim bunların çiftçilerimizle de görüştüm, yerlerinde yanlarında oldum. Şimdi bakın domatesten ne yapılabilir? Kurutulur. Turşusu yapılır. Domatesin salçası yapılır. Domatesten yemeklik olarak tüketilir. Ama niye de tarımda elmada birinci sırada ağaç sayısı bakımından. Patateste Türkiye birincisi, lahanada Türkiye ikincisi, fasulyede Türkiye üçüncüsü. Ama dört ürünle ilgili işleyecek bir tek tesisimiz yok. Öyle olunca da ürün eğer tüccar gelir alırsa değer bulacak, olmazsa tallada kalacak. Çiftçi de yandım anam diyecek. Peki o soğuk hava depoları falan yok mu orada? Lisanslı depoculuk kapsamına NİDE alınmadı. 42 yılda lisanslı depoculuk desteklemesi var. Ama NİDE burada yok. Neden? Ayrıca neden? Nedenle işte yetkiliye sormak lazım. NİDE %60-%70'e yakın AKP'ye oy veriyor. O zaman çiftçi de akıllı olsun. Yani kusura bakmayın evet. Sayın Vekilim. Yani doğru. Eğer size 42 yılda ki siz Türkiye birincisi, ikinci, üçüncüsü diyorsunuz. Evet. Eğer buradaki çiftçide biraz akıl varsa, biraz zeka varsa der ki bu adamlar bana maruz yani bana karşı bir tavır geliştiriyorlar. O zaman ben bunu oyumla düzelteyim diye düşünürüm. Evet. Tabii şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi uygulanıyor. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi 42 yılda uygulanıyor. NİDE onda da yok. Yani Avrupa Kırsal Kalkınma Projesi desteğine NİDE alınmamış. NİDE gibi alınmayan iller var. Diyeceksiniz ki Avrupa Kırsal Kalkınma Projesi ile ilgili Sayıştay'ın raporlarında ne yazıyor? Şimdi buyurun. Bir de onlara baktım ben. Bu gördüğünüz gibi Tarım Kredi ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nun Sayıştay raporu. Sayıştay raporunda diyor ki İPARK programından faydalanıcı olarak kırsal alanda yaşayanlar fazla ulaşmıyor diyor. Sayıştay kırsal kesime verilmesi gereken desteğin verilmediğini yazıyor. Peki bu para nerede? Bu para burada belirtmiş işte İPARK projesi seçim kriterlerinin faydalanıcıların diyor kırsal alanda yaşayan yönelik bir puanlama sistemi mevcut olmadığından program kırsal alanda yaşayanların yararlandığı bir program durumunda değil diyor. Ayrıca İPARK programının faydalanıcısı olan kırsal alanda yaşayanlara fazla ulaşmaması konusu denetimle tespit edilen bir husustur diye belirtiyor. Ve bu konuda yapılması gerekenleri de sıralamış. Keza Sayıştay'ın bu raporunda kırsala ulaşmadığını belirttiği işle ilgili de size ilginç bir şey söyleyeyim. Ereğli'nin Zengen mahallesi var. Niğde'ye yakındır, Çağrılar. Geçen de oraya gittim buğday çiftçisiyle. Konya Ereğli'nin buğday çiftçisi. Sayın Cumhurbaşkanı 1350 liradan buğday alıyoruz dedi ya, 1150'nin dışında kimse buğdayını veremedi. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi gidip de alandan buğday almadığı için 1350 lira rakamıyla alana çıkmadı. Tüccar da gittiği yerde parası zaten ihtiyacı var, borçlu. 1100 lira, 1150 liradan buğdayı vermek zorunda kaldı çiftçiler. Oraya gittim baktım binalar var. Binaların camı yok, penceresi yok, kapısı yok. Bunlar ne dedi? İPARK kapsamında teşvik alıp burada yatırıma başlayıp yatırımı tamamlayamayanlar dedi. Şimdi orada da garip bir durum var. Yani kırsala destek amacıyla teşvik sağlıyorsun İPARK'tan, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'nden. Onu uygulamaya koyduğun yerde yarım bırakıp gidiyorsun. Parayı alıyorlar ama binayı yapmıyorlar. Yapamıyorlar çünkü yeterli desteğe kullanılacak olanakları olmayınca. Bunun bir kontrolü, bir denetimi yok mu ya i̇şte, parayı verdikten sonra? Sayıştay'ın belirttiği gibi ortada kalıyor çünkü hangi konuda neyi denetleyeceksiniz? Bu raporların hepsini okusanız saatlerce anlatacağımız çok şey var. Verilene gittim yine. Erzincan'daydık geçen haftada. Orada da İPARK kapsamında hayvancılık teşviği almış genç bir kardeşimiz. Kestirmek için yer arıyor. Yem fiyatları 12 ay kapalı alanda hayvancılık yaptıkları için yem ithal olduğundan pahalı yem ve o hayvanlar o yemden başka bir şey yemediğinden alana da çıkıp yayılım sağlanamadığı için maliyetleri artıyor. Maliyet arttıkça etin fiyatı 30 liradan satamıyorlar kilosunu. O zaman ne oluyor? Hayvancılığı bırakıyorlar. O da İPARK kapsamında destek aldığı halde ben bu işi bırakacağım diyordu. Bize dert yandı, anlattı. Olay şu, plansızlık tarımın her alanında var. Kurumsal kimliği olarak Tarım Bakanlığı'nın önemli çoğu müdürlüğü kapatıldı. Bunlar alanda
deneyimi olan, liyakat olan, bilgisi olan insanlardan oluşan yapılardı. Bunların kapatılmasının dışında Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan tarım politikamızın köylü milletin efendisidir anlayışından biz uzaklaştık. Öyle işler yapılıyor ki şu anda bu da gene verilerle de sabit. Kağıt üzerinde her şeyi biliyorlar. Alan uygulaması yok. Fasulye tallada 5 liradan satamıyor. Aynı kentliğinde de markete gidiyorsunuz 15 lira. Fasulye. Nasıl oluyor bu? İşte bu nasıl olduğunu ben de hep yetkililere soruyorum. Yani üreten çünkü adam gübresini koyuyor, tohumunu koyuyor, sulamasını yapıyor, emek veriyor, 5 liraya satıyor. Aradaki aracı bu 5 liranın üzerine 10 lira koyup markete gönderiyor. 15 liradan satıyor. Şimdi sistemde o kadar sorunlar var ki. Mesela AVM'lerle ilgili bir yasal düzenleme yapılmıştı biliyorsunuz. Doğrudan talladan alma hakkı tanındı. Gidiyorsunuz AVM'ye, bir bakıyorsunuz aracılı satın alma aynı fiyata satıyorlar. Bunu kim denetleyecek? Bunu ben denetleyecek değilim herhalde. Bir dakika bak, bu çok önemli bir konu. Ben bunu haber olarak bir konuşmuştum. Şimdi AVM'lerin tarladan satın aldıkları fiyata aracılı, yani işte halin arasında komisyoncuların dahil olduğu fiyatla aynı düzeye getirdiler. Aynı düzey. Şimdi aradaki farkı kendisi cebine atıyor. 10 kuruşa satılan domates 7 liraya markette satılıyor. Aradaki fark? Aradaki farkın ne olduğunu devlet söyleyecek bize. AVM'nin cebine gidiyor. AVM'nin cebine gidiyor. Çünkü doğrudan alım yetkisi şey verdiler. Ya. Ama şu andaki uygulama böyle. AVM'lerin daha ucuz ürün satması gerekiyor. Aracılık sistemi yok. Doğrudan alım yapıyorlar. Ama onlar da fiyatı getiriyorlar. Piyasa fiyatının üzerinde rakamlarla satıyorlar. Şimdi tabii kırsala doğru destekleri götürmezseniz, çiftçiyi orada ürününü, değerini almazsanız, sonra da tüketiciye pahalı ürün giderse hemen araya sokacağınız ne? İter. İter kim? Yabancı çiftçileri destekliyorsunuz. Şu anda nohut 2017'de ithal ediyorsunuz. Sizin çiftçiniz nohutu üretiyor ama geçen yılın nohutu Niğde'de gidin bakın çoğu köyde depoda duruyor. Pazarlayamamış, satamamış. Buradaki sorunlardan biri şu. Bir, topraklarla ilgili toplulaştırma Türkiye'de bitirilemedi. İki, sulama suyunu doğru kullanmıyoruz. Sulama suyuyla tarım arazilerini genişletemedik. Üç, ürünün deseniyle ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremedik. Bu yıl ürün para etmiyor, herkes ertesi yıl o ürünü ekiyor. O yıl ekilince de bu sefer stoklarda veya üretimde fazlalık nedeniyle ne oluyor? Üretici oradan para kazanamıyor. Peki Sayın Vekilim, bir devlet planlama teşkilatı vardı eskiden. Ürünleri de, tarımsal ürünleri de planlardı. Mesela ülke genelinde ekim alanları belirlerdi. Ve o ekim alanlarında çiftçiye dengeli bir şekilde ürün yetiştirmesi için bir planlama yapardı. Şimdi var mı bu? Yok, devlet planlama teşkilatı gitti. Arkasından Kalkınma Bakanlığı vardı, o da gitti. Şimdi 11 yıllık kalkınma planı var. Bana yazılı verdikleri yanıtlardakilerini madde madde yazmışlar. Bunların hepsi zaten bilinen ama uygulanmayan. Örneğin güzel şeyler söylüyor. Tarımsal desteklerin etkinliği artırılacaktır. Bunu kime sorsanız biliyor zaten. Yani sonucu etkileyecek ne yazık ki 11. kalkınma planında da çok önemli değerlendirmeler yok. Başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi COP eylem planı kapsamında büyük bir kısmı öngörülen projeler var. Bu projeleri yine Sayıştay raporu bu da. Sayıştay inceliyor. Konya Ovası projesi, Bölge Kalkınma Edası Başkanlığı. Buna Niğde, Aksaray illeri falan da dahil klişeydi. Şimdi bakın burada bir şey var. Diyor ki COP eylem planında başlamayan projeler. 2016-2018 arasında bitecek projeler hiç başlamamış. Ama kağıt üzerinde proje var. Bunlardan biri ne biliyor musunuz? Çok ilgimi çektiği için söyleyeyim. Mısır, yonca, şeker pancarı gibi çok su tüketen ürünler yerine suyu az tüketen ve ülkenin yağlı tohum başta olmak üzere arz açığı olan alternatif ürünlerin bölgede üretilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, destekleme sisteminin dönüştürülmesi için gerekli altyapı oluşturularak yeni bir sistem uygulanacak diyor. Şimdi Mısır'ı ekilmesine COP projeyle karşı çıkıyor. Gidin bakın Anadolu'nun her yerinde artık mısır ekiliyor. Yani proje var ama projenin uygulanılığı yok. Sayıştay'da yazmış 2018'e kadar bitmesi gereken projeler uygulamaya geçmemiş. Sayın Vekilim, bir nefes alın, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi sizin şimdiye kadar anlattıklarınızın hepsi doğru. Ama Türkiye'de çiftçilerin yaklaşık %60'ı AKP'ye doğrudan oy veriyor. Evet. Sizin seçilip geldiğiniz ilde
Sizden kaç milletvekili var CHP'den? CHP'den bir milletvekili var ama İç Anadolu'da Ankara Eskişehir'den sonra kendisi milletvekili çıkaran herhalde tekil biziz. Sizsiniz. Peki AKP'den kaç milletvekili İki. Var? İki. Şimdi İç Anadolu'da özellikle çiftçi kendisine bu kadar eziyet eden, kendisine bu kadar ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüren, tarlalarını ektirmeyen, gübresini septirmeyen, tohumunu aldırmayan bir iktidara 18 yıldır niye biat eder? Şimdi bakınız o konuda şunu söyleyeyim. Tabii, samimi soruyorum. Siyasetçi gibi cevap vermeyin. Siyasetçi bana. Gibi değil, bir şey anlatacağım. Şimdi ben bakana bir yazılı soru önergesi verdim. Sayın Bakan dedim. Niğde ilinde geçtiğimiz yıl 2018 yılında ne kadar kömür dağıttınız dedim. 22 bin haneye kömür vermişler. 22 bin hane 3 ile çarparsanız seçmen olarak 67 bin yapar. Zaten 70 bin civarında bir oy alıyorlar. Şimdi sosyal yardımları devletin verdiklerini sanki bunlar veriyormuş gibi bir algı yaratıyor. İki, vaatlerini bunlar dile getirdikleri dönem içinde vatandaş olacak sanıyor. Örneğin Niğde, basit bir örnek vereyim. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım geldi. Biz bir uçak indirmiştik. Maketini yapmıştık örgüt olarak. Orada onu sembolize ettik. Bir ay sonra Niğde'ye geldi. Bir yıl sonra Niğde uçacak dedi. Bakan da geldi, Niğde uçacak dedi. Şimdi havalanının ne ödeneği var, ne adı var, ne sanı var. Bunun gibi petrol işte o günü söyledim. Niğde'de petrol çıktı. Diğer seçimden önce söyledi. Yok. Seçime doğru toplum algısını değiştiriyor. İki, patates depoda çürüdü yıllarca. Hiçbir şey yapmadılar. Seçime doğru üreticiye bu konuda destek sağlanıyor. Mesela şimdi patateste yapılması gereken bir şey var. Tüccar alımını artırabilmesi ve biraz da fiyatı yukarı çekebilmesi için yurt dışına ithal için teşvik verilmesi gerekiyor. Şimdi onu vermiyorlar. Çiftçiyi o anda görmüyorlar. Ne zaman ki seçim yaklaşıyor, o uygulamayı yapınca onlar da devam edeceğini sanıyorlar. Yani algıyla yönettikleri için inandırıyorlar bir yerde. Onun için de öyle bir sıkıntı var. Ama gene ben 43 bin oy aldım Niğde'de. Niğde ölçeğinde iyi bir oydur. Ya siz başkasınız. Ben sizi gerçekten ayrı bir yere koyuyorum. Ben parlamento muhabiriyim. Sizi takip ediyorum, izliyorum. Kısmet bugüneymiş. Sizin çok emeğiniz var. Tarım konusunda inanılmaz derecede dirençli bir insansınız. Doğruları söylemekten vazgeçmiyorsunuz. Niğde merkezi de olsa tarımın bütün dallarına el uzatabiliyorsunuz. Çiftçinin sorunlarını dile getiriyorsunuz. Yani milletvekilliği hakkıyla yapan az sayıda kişiden birisiniz. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu haksız mı ya? Bak bir şey söylemiş grupta. Lütfen dikkatle dinleyin. İzleyicilerimize lütfen dikkatle dinlesin. Şöyle diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Benim kızgınlığım saraya değil. Bir daha söylüyorum. Benim kızgınlığım saraya değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye gidip oy vermeyedir. İnsan biraz aklını kullanır. Beni açlığa mahkum ediyor. Aynı şey esnafta da var. Efendim mahvolduk, kapatıyoruz. Oyu sen verdin kardeşim. Sen iktidara getirdin. Adam sana bir de teklifte bulundu. Kapat esnafı, süpermarket kur. Çünkü seni saraydaki gibi zengin sanıyor. Bilmiyor bu esnafın nasıl geçindiğini, haberi yok esnaftan. Çiftçiden de haberi yok. Sen de gidip oy veriyorsun kardeşim. Oy veriyorsun, sonra beni mahvetti diyorsun. Zaten amacı seni mahvetmek. Hala bunu öğrenemedin mi? 17 yılda bunu öğrenemedin mi? Evet, çok gerçekçi bir şey. Yani ne diyelim? Yani nasıl anlatmak lazım? Adım adım tarım politikasını yok eden bir siyasi anlayışa karşı direnmek bir yerine kulluk yaparak, biat ettikçe ederek daha çok sarılarak Türkiye'nin geldiği hal bu. Peki başka rakamlar ne? Onları da bekliyoruz. Şimdi bakınız başka bir şey de söyleyeyim. Tabii genel başkanımızın söylediklerinin hepsi ülke gerçeği. Şimdi çiftçi kayıt sistemi diye bir uygulama var. Doğru, çiftçiyi kayıt altına alıyorlar 2 milyon 100 bin. Ama çiftçi sayısı giderek kayıt sistemindeki düşüyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil olanlar Tarsim'de sigorta yaptırdıklarından ürün hasar bedeli alabiliyorlar. Ancak Türkiye'de şu anda 5 milyon civarında çiftçi var. Ve bunların büyük bölümü Tarsim'e sigorta yaptırmadıkları için mevsimsel beklenmeyen değişimlerde ya da küresel ısınmayla ortaya çıkan sonuçlarda mağdur oluyorlar. Bunun için bir kanun teklifi verdim ben şimdi. Dedim ki çiftçi tallada ürünü varsa bunu da tespit ediyorsanız bir kereye mahsus bu kişiye bu desteği verelim. Çünkü bizim kırsala ihtiyacımız var. Sorun ne olursa olsun Türkiye sömürge olmayacaksa kırsalın
ayağa kalkması gerekiyor. Bakınız, katma değerli ürün, gıda, tarım ve hayvancılıkta elde edemezsek, Ar-Ge'yi geliştiremezsek, markayı yaratamazsak, dünyaya Türkiye'den gıda, hayvancılık ürünlerini satamazsak, Türkiye sömürge olmaya doğru gider. Hollanda bizim Konya'dan, Sivas'tan daha küçük bir yer, dünya tarımında söz sahibi. Tohumunu, gübresini, ilacını ithal alan, ürettiği ürünü kendi ülkesine insana pahalı yediren, yurt dışına satarken sorun yaşayan bir ülkenin geleceği olmaz. Gönderdik biliyorsunuz, domatesimiz de döndü, eriğimiz döndü, benzer ürünlerimiz Rusya'dan döndü. Niye biliyor musunuz? Domates güvesi hastalığı nedeniyle oraya ürünü almadılar, iade ettiler. Erik Akdeniz sineği yüzünden döndü. Şimdi acı olan şu, Türkiye'deki laboratuvarlar bunları görmüyor ama Rusya görüyor. Bunları ben sorduğum zaman bakan da bana diyor ki bu iki hastalıkta Türkiye'ye ithal gelmiştir. O zaman gümrükten o ürünler girerken, yani onu getiren ürünler girerken Türkiye laboratuvarlarında bunların tahlili de doğru yapılmıyor. Başka bir şey daha anlatayım size. Şimdi kullandığımız gübre, kullandığımız ilaç tarım alanlarında nasıl olması gerektiği yönünde çiftçiyi yeteri eğitmezseniz orada da sıkıntı var. Doğanın dengesini bozuyoruz. Bakınız, gübreyi fazla atıyorsunuz, fayda sağlayacağınızı düşünüyorsunuz, toprağa öldürüyorsunuz. İlacı ağaca sıkıyorsunuz, ağacın dibindeki hayvanı yok ediyorsunuz. Onlar toprağa nefeslendiren canlıları yok ediyorsunuz. Sulamada hala vahşi sulama yapılıyor. İnanılır gibi değil. Erzincan'a gittim, her taraf su kaynağı, vahşi sulama var. Damlama, yağmurlama gibi konularda yol almamız gerekirken hala vahşi sulama dediğimiz ne biliyor musunuz? Suyu salıyorsunuz, o toprağın üst kaymak tabakasını götürüyor, verimli alanı yok ediyor. Bu yani ülkede çiftçi eğitimi de yetersiz. Tarım Bakanlığı var, Türkiye Ziraat Odaları Birliği var, Zirai Tarım Donatım var. Yani hiç iktidarın umurunda değil mi ya? Var var, iktidarın umurunda. Sudan'a gidip tarım yapacaklar. Sudan'a gidip tarım yapacaklar. Biliyorsunuz orada 12 bin hektarlık bir arazi almışlardı. Bir de Türk müteşebbise de yer aldırdılar. Orada tarım yapıp oradan bize işte Türkiye'deki yetişen domatesi, salatalı orada yetiştirip bize getirecekler. Ona kafaları çalışıyor. Başka acı bir şey söyleyeyim. Sayıştay raporlarında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün et ve süt kurumunun Sayıştay raporlarına baksanız son 18 yılda olanlarda ağzınız diliniz uçuklar yani. Orada Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ben tarım yapamayacağım diyor, kireye veriyor 19-20 tane çiftliğini, ki en iyi çiftliklerini, sonra gidip Sudan'da Sudanlıya tarım öğretmeye kalkıyor. Kendi ülkendeki insanın sorununu çöz. Türkiye'de tarıma gerekli desteği sağladın, tohumunu ürettin, fidanını ürettin, bu insanlara bu desteği verdin de buradaki insanları tarımda yeterli noktaya eriştirdin de ondan sonra mı gittin Afrika'ya? Hayır. Afrika'ya gitmek doğru mu? Olur. Türkiye'deki sorunları çözersin. Türkiye bir tarım ülkesi haline getirirsin. Buraya ek destek olarak gider Sudan'da da bu işi yaparsın. Ama kendi ülkendeki kendine ait tarım arazilerini, çiftlikleri kiraya veriyorsun. Gidip orada çözüm arıyorsun. Buradaki yanlış bu. Bakın, ayçiçeği, karpuz, kavun, domates, buğday, arpa, fasulye, nohut, patates, soğan, pancar, çeltik, pamuk, elma, narenciye. Hepsinde sorun var. Elma bahçesine gittim, dalında duruyor, 1 liradan satamamışlar. Dün gerçi gittim meclis lokantasında, tanesi 2 liraya veriliyor. Mecliste 2 liraya tane satan elma bizim orada 1 liraya dalında kalmış. Narenciye, milletvekili arkadaşımız Burak Bey'le konuşuyoruz Muğla'da. Dedi ki limon bahçelerini insanlar sökmeye başladı. Niye? Para kazanamıyoruz. Oysa İstanbul'da, Ankara'da limon alırken insanlar fiyatının yüksekliğinden mağdurlar. Artık narenciye bölgelerinde dikili ağaçlar sökülmek durumunda kalıyor. Onun yerine muz, işte desteklemeyle muz yapmayı falan düşünüyorlar. Yani o kadar plansızlık var ki yanılma yöntemiyle, yanıl, gör, değerlendir yöntemiyle gidiyor. Bizim oralarda miras yoluyla baba vefat etti mi toprak bölünüyor. Bölünmenin ötesinde kuyu su var. Kuyu suyunu ruhsat vermiyorlar. Şu anda Konya bölgesinde çoğu yerde ruhsat alamıyorsunuz kuyulara. Ama bir bakıyorsunuz büyük bir yabancı işletme geliyor, ona veriyorsunuz. Onlar orada ekip dikimi yapıyorlar. Acı bir şey. Ülkemizin topraklarını yabancılara satıyoruz, tarım arazilerimizi. Ve biz kendimiz o arazilere gidip işçi olarak çalışmak zorunda kalıyoruz. Niye biz kendi çiftçimize bunları yaptırmıyoruz? Anadolu'da o kadar büyük sorun var ki. Onun için de benden önceki taşra vekili arkadaşlarım da bunları gündeme getirmelerinin nedeni bu. Tarım ve hayvancılıkta yaşadığımız sorunları bir an önce aşmamız gerekiyor. Bir önermede bulundum ben. Dedim ki kırsalda çiftçi çocuklarını alalım,
İlkokul tarım ilkokulu olsun. Ortaokulu lisesi tarım olsun. Meslek yüksekokulu tarım olsun. Ve tarım üniversitesinden bunları sınavsız alalım. Kırsaldaki çocuklarımızı. Bunlara hazine arazilerini verelim. Ve diyelim ki şu ürünü ekeceksin. Ürün desenini devlet olarak planlayalım. Hangi bölgede verim hangisinde varsa, kalite hangisinde iyiyse o ürünü orada olmasını sağlayalım. Üreticinin bu yolla para kazanmasını yolunu açalım. İthale mahkum olmayalım. Kendi çiftçimizi destekleyelim. Şu anda çiftçiler gerçekten büyük sıkıntı içindeler. Ama belirttiğiniz gibi de siyasi anlamda kendilerini 18 yıldır mahveden anlayışın karşısında da gidip oy veriyorlar. Bazen ben espri olarak gittim mi köyde şunu söylüyorum. Diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı tokat diyor. Bir köşede sinmişim böyle perişansın. Vay ya canım seni çok mu dövdüm gel bir öpeyim diyor. Sen öp diyor aklında kalıyorsun. Yediğin dayağı unutuyorsun. Böyle olunca da değerlendirme eksikliğine düşüyorlar. Bugün bir ürün stratejik olarak pancarı ele alalım. Bakınız pancarın tohumunu satan, gübresini satan, ilacını satan para kazanır. Arkasında çapalayanı, tallada ekimine, bakımına yapanı, arkasında bunun nakliyesini gerçekleştireni, ardından fabrikadaki işçisi, bunu pazarlayanı, satanı, gübresi, dışında şekeri, melası, küspesi ve stratejik bir ürün olarak iş yaşamındaki işsizlik içinde en büyük çözüm alanlarından biri. Bugün Fransa, İngiltere nişasta bazlı şekeri sıfırlayıp şeker pancarını, üretim alanlarını sürekli korurken bunları da düşünüyorlar. Burada bir nokta koyun Sayın Vekilim. Ağzınıza sağlık. Çok önemliydi, çok güzeldi ama süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Mümkün olduğu kadar buradan size tarım politikalarıyla ilgili bu önemli önerilerinizi bu ekranlardan ben olduğum sürece buradan yansıtmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Günün raporunda tarımı konuştuk. Önemli şeyler söyledi Ömer Fethi Gürer. Birazdan Cüneyt Akman'la ekonomi var ama ardından ana haberde İrfan Değirmenci'yi kaçırmayın derim. İyi akşamlar, kolay gelsin.